20 yılda Türkiye'yi onlarca kilometre geriye götürdü. 2002'de iktidara geldiklerinde olan göstergelerin hiçbir tanesinin içerisinde değiliz. Halkın büyük bir kesimi yoksulluk sefalet içerisinde yürürken, işçiler emeklerinin karşılığını, kamu emekçileri emeklerinin karşılığını alamazken, tarımda, hayvancılıkta çalışanlar emeğinin karşılığını alamazken, bir avuç yandaşına milyarlar aktaran, geçilmeyen köprülerden, kullanılmayan tünellerden, bütçeden para ayırarak milyarları aktaranlar ancak ve ancak halka yoksulluğa dayatmaktadırlar. İnsanlara memnun olsun, siz memnunsunuz diyorlar. Çünkü insanları sokağa çıkıp memnuniyetsizliklerini ifade etmesine fırsat vermiyorlar. İnsanlar sokağa çıkıp memnuniyetsizliklerini ifade ettiklerinde bir gün duramayacaklarını ve çekip gideceklerini biliyorlar. Onun için de her zaman baskı uygulayarak, şiddet uygulayarak insanların demokratik haklarını kullanmasının önüne set çekiyorlar. 2002 bütçesi, 2022 bütçesi görüşülüyor şu anda. Sizler de izliyorsunuzdur. Bütün bütçe savaşa, faize ve ranta ayrılmış durumda. 240 milyar lira savaşa, faize ayrılırken Türkiye'deki bütün üreticiye 25 milyar lira ayrılabiliyor. Eğitime ayrılan bütçe düşüyor. Sağlığa ayrılan bütçe düşüyor. Kamu emekçileri zaten sefalet içerisinde. İşçiler zaten sefalet içerisinde. Kendi rakamlarıyla 3000'in üzerinde olan açlık sınırının çok altında, 2825 lirayla insanların geçinmesini sağlamaya çalışıyorlar, dayatmaya çalışıyorlar ve aynı zamanda az tüketin diyorlar. Öyle bir utanmazlık içerisindedirler ki benzin kuyruğuna insanlar girdiği zaman benzin kuyruğu yok diyorlar. Arabalar çok olduğu için kuyruk oluşuyor diyorlar. Yoksulluk yok diyorlar. Her evde 3-5 tane araba var diyorlar. Çünkü kendileri Türkiye'ye sadece saraydan bakıyorlar. Halkın içerisine çıkacak yüzleri kalmadığı için saraydan bakıyorlar. Ve saraydaki milyarlık arabaları gördükleri için herkesin aynı standartta yaşadığını düşünüyorlar. Onun için yapılması gereken şey çok açık ve net. Dayanışmayla bir arada durarak bu iktidarı mutlaka bir an önce göndermemiz gerekiyor. Bu iktidar kaldığı sürece herkesin, özellikle de emekçi kesimin sofrasındaki ekmek bir dilim daha eksilmeye devam edecek. Savaşa bütçe ayrıldığı sürece, hiçbir komşuyla iyi ilişki olmadığı, her yerde çatışma olduğu sürece, onlarca ülkeye asker gönderdikleri sürece ve onların çetelerine aylık ödedikleri sürece elbette bu kamu emekçilerinin ekmeğinden eksilecek, cebinden eksilecek, sağlığından eksilecek, eğitimden eksilecek. Onun için ne yapıp yapıp, güç birliği yaparak, küçük küçük ayrıntılara değil, esasa tekabül eden mücadeleyi geliştirerek bu iktidarı bir an önce buradan göndermemiz gerekiyor. Ve daha sonra da mutlaka ve mutlaka şu anda işledikleri suçların hesabını mutlaka sormak gerekiyor. Devri sabık yaratmak gerekiyor arkadaşlar. Bunu yapmazsak o zaman biz de geleceğimizi aydınlık bir ortama çıkarma şansını elde edemeyiz. Kim ne yapıyorsa yanına kar kalmamalı. Çeteler bunun hesabını vermeli. Beşli çete bunun hesabını vermeli. İktidar yandaşları iktidardan beslendiklerinin hesabını mutlaka vermeli ve bu iktidar Türkiye'den, Türkiye'nin başından mutlaka gitmeli.